Haftanın tam ortası tavuklu pide dolması. Hazırsanız eğer. Açtım gitti. Ay yutamadım. O kadar kurutmuş ki pidesini, zaten rengi de bayağı dönmüş. Pidesi kuru maalesef. Eti de kuru. Şöyle Mustafa'cığım bayağı bayağı döndür döndür bitirmiş. Sosu bile kalmamış. Tadı kötü değil. Bence bayağı da güzel bir yemekmiş bu arada. Şefimizi tebrik ediyorum. Hoş bir yemek ama maalesef gelinimiz iyi yapamamış. İkinci tabağımız. Çok iyi. Ekmeğin içi göz göz. Demek çok iyi yoğurdu. Mayalandırabilmiş. Tavuğu çok kıvamında pişmiş. Gayet böyle pamuk gibi bir et olmuş. Bütün lezzette birbirine geçmiş. Bunu, yani dolma dediğin, şefim şöyle yiyeceğiz ha. Normalde böyle. Vallahi güzel olmuş. Çok beğenerek hemen üçüncü tabağa geçiyorum. Helal olsun. Mükemmel. Bu ikiden de daha iyi pişirmiş etini. İyice böyle güzel sulu sulu bırakmış. Kesinlikle çiğ bırakmamış. Bütün içindeki malzemeler de birbirine geçmiş. Şekli şemali de güzel. Tebrik ediyorum. Bir yandan da kafamdan eyvah diyorum. Nasıl puanlayacağız bunları? Hepsi çok güzel. Son tabağım. Maşallah dediğim 40 gün yaşamıyor gibi bir şey oldu şu an. Yani çok üzgünüm. Böyle olunca çok üzülüyorum. Fırınları hemen şöyle şurasında, uzanma mesafesinde gelinlerin ve emeğine yazık bu gelinimizin. Ortası da yok. Güzel. Sıfır mı versek bu geline? Eti de çok kuru. Bir gibi. Hadi puanlayalım. Enteresan oldu vallahi. Beğendiklerim var, beğenmediklerim var. Şu son tabaktan başlıyorum. Gururla birini veriyorum ona. Çok da üzgünüm öyle bir tabak çıktığı için. Üçüncü tabağımız yıldızlı beşini kapsın. İkinci tabağın hiçbir eksiği yoktu inanın ki. O öbürünün eti daha sulu sulu diye öyle yapmak zorundaydım. İkinci tabağa da 4 verdim. Yani belki bazısı daha kuru sever, bazısı daha sulu sever. Birinci tabağa da 2 veriyorum. Pidesi de kuru, eti de kuru maalesef. Hadi bakalım puanladık. Şimdi de kimlere kaç puan gitmiş onu öğrenelim. Önce 2 puancık. İki puancık kime gidiyor acaba? Yeşim. Yeşim kurutmuş etini böyle ve pidesini, hayret. 4 puan, ikinci en yüksek puan. Gerçekten beşi kaçırdı. Şu olmasa %100 beşi bu alırdı ama maalesef daha güzeli var. Dört puan kapan gelinim Damla. Ay Damla'nın geldiğinden beri yaptığı en güzel tabak bu. Umarım bugün biraz olsun yüzü güler, yoksa demoralize olmaya başladı. Kayınvalidesinin de biliyorsunuz güzel güzel istekleri var bizden gelinini bulsun diye. Damla çıktı, Yeşim çıktı. Ya Tuğba ya Aleyna puanı kaptı. Aleyna geldiği ilk 2 gün sanırım mükemmel tabaklar çıkardı. Ya şu an saldı, anlamıyorum. Birkaç gündür beğenmiyorum performansını. İnşallah toparlamıştır. Bakalım Aleyna mı Tuğba mı? Aleyna. Tuğba bence
Yenilere birazcık kıyak yapmış Yeşim'le Tuğba. Bana öyle geldi. Bu kadar da yakmak nedir yani? Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tam! Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Kendinize güvenin. Ben öyle yaptım. Aleyya! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Alnımın akıyla 122 bilezik oldum. Zirveye çıktım. Gerçekten! Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşim! Yüzün üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun. Benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız hemen başvurun. Çok güzelmiş.